Allah-u Teala her canlı ölümü tadacaktır buyurduğuna göre, peygamberler, evliyalar dahil her insan az çok ölüm acısını tadar. Ancak sekerat-ı mevt denilen anda gökten yüzleri bembeyaz, güleç yüzlü ve güneş gibi parlak rahmet melekleri gelince durum değişir ve hastanın yattığı oda manevi tören alanına dönüşür. Gerçekte çok heybetli ve sert yapılı olan Azrail aleyhisselam, müminlere en güzel şekilde görünür ve hastanın baş ucunda oturur. Hastanın sayılı nefesleri tükenince, bir kaptan damlayan su damlaları ya da taze hamurdan kıl çeker gibi hiç incitmeden müminlerin tertemiz ruhlarını alır ve yanındaki rahmet meleklerine verir. Ölen kişinin cansız bedeni yerde yatarken ve yakınları ah vah diye cenaze işleriyle uğraşırken, gökten gelen rahmet melekleri onun gerçek ve kalıtsal kişiliği olan ruhunu cennet ipeklerine sarıp ve cennet kokuları sürüp gökyüzüne çıkmaya başlarlar. Yerle gök arasında gruplar halinde dolaşan seyyahin melekleri, ölen kişinin tertemiz pak ruhunu görünce, "Bu kim?" diye sorarlar. Rahmet melekleri, "Filan oğlu filan ya da filan kızı filan" deyince, tanıyıp ona dua ve istiğfar ederler. Rahmet melekleri, müminin ruhu ile 7 kat gökleri dolaşırlar ve her gökte melekler tarafından törenle karşılanırlar. 7. göğe gelince Allah-u Teala buyurur ki, "Bu kulumun adını da illiğindeki seçkin kullarımın listesine yazın ve onu tekrar dünyaya indirin. Çünkü ben onun bedenini topraktan yarattım, tekrar toprağa iade edeceğim ve kıyamette bedeniyle birlikte tekrar topraktan çıkaracağım." Bir kabın ağzından damlayan su damlacığı gibi kolayca bedeninden ayrılan ve rahmet melekleriyle birlikte 7 kat gökleri dolaşırken öldüğünün farkında olmayan ruh, dünyaya dönünce ve evindeki kalabalığı görünce merak eder ve yakınlarına "Bunlar niçin geldiler?" diye sorar. Hiç kimseden cevap alamayınca hastayken yattığı odaya girer ve yerde yatan cansız bedenini görünce öldüğünü anlar. Yakınları ağlaşırken o sevinir ve "Beni çabuk mezarıma götürün" diye yalvarır. Bir kafir kul da dünyadan ayrılıp ahirete gideceği zaman gökten yüzleri kapkara ve korkunç görünümlü azap melekleri yanlarında cehennem kefeni ve pis kokular olduğu halde hastanın yanına gelip etrafında otururlar. Sonra ölüm meleği Azrail aleyhisselam gelip hastanın baş ucunda oturur ve "Ey habis, pis, necis ruh, Allah'ın gazabını ve azabını tatman için bedenden çık" der. Azrail aleyhisselam çengelli demir çubukla çuvalın içindeki yaş pamuğu çeker gibi kafirin pis ruhunu damarlarından çekip alır ve yanındaki azap meleklerine verir. Onlar da yanlarındaki cehennem kefenini sarıp ve leş gibi pis kokuları sürüp gökyüzüne çıkmaya başlarlar. Kafirin ruhu azap melekleriyle ve leş gibi pis kokuları yayarak gökyüzüne çıkarken, yolda rastladıkları melekler topluluğu, "Bu habis, pis, çirkin ruh kimdir?" diye sorarlar. Azap melekleri de dünyadaki en kötü ismiyle "Filan oğlu filan" derler. 1. göğe gelince gök kapısının açılması için izin istenir ama gök kapısı açılmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerimizi yalanlayıp
onlara büyüklük taslayanlara, ruhlarına gök kapılar açılmaz ve deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremezler. İşte günahkarları böylece cezalandırırız ayetini okudu. Aziz ve celil olan Allah, onun kitabını, adını yerin en alt tabakasındaki siccinde yazın buyurur ve kafirin ruhu şiddetle göklerden atılır. Yüce Allah buyuruyor ki, nihayet onlardan, kafirlerden birine ölüm geldi, amel defterini ve azap meleklerini gördüğü zaman der ki, Rabbim, beni dünyaya geri döndürün ki, her şeyi terk edip geldiğim o dünyada salih amel yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş sözdür. Önlerinde yeniden dirilecekleri güne kadar berzah alemi vardır. Berzah alemi nedir? Sözlükte iki şey arasındaki engele, perdeye berzah denir. Bu nedenle insanın ölümüyle yeniden diriltilip, kabrinden kaldırılacağı güne kadar geçen bedensiz ara döneme de berzah alemi denir. İnsanın ana karnındaki hayatının sona ermesi, insanın sonu olmayıp dünya hayatı denilen yeni ve farklı bir hayatın başlangıcı olduğu gibi, dünya hayatının sona ermesi de insanın sonu olmayıp berzah hayatı denilen yeni ve farklı bir hayatın başlangıcıdır. Çünkü insanın aslı, gerçek ve kalıtsal kişiliği, toprak maddelerinden yaratılan ve ölünce çürüyüp tekrar toprak maddelerine dönüşen beden değil. Madde ötesi, akıllı, bilinçli ve ölümsüz bir varlık olan ruhtur. Bu nedenle bedeninin ölümüyle ruh ölmez ve bedenin mezarda çürüyüp toprak maddelerine dönüşmesiyle insanın aslı ve kalıtsal kişiliği olan ruhsal hayatı sona ermez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin dünyadan çıkışı, ölümü, bebeğin ana karnı gibi dar ve karanlık yerden aydınlık dünyaya çıkması gibidir. Ana karnı gibi dar, karanlık ve sıkıcı bir yerden dünyaya gelen yavrular, tekrar oraya dönmek istemediği gibi, dünyada cennet sınavını kazanan ve kabirleri cennet bahçesine dönüşen ruhlar da tekrar dünyaya dönmek istemez ve kısa zamanda berzah alemindeki yeni hayata uyum sağlarlar.